Merhaba, bu videoda DNA teknolojilerinin uygulama alanlarına ana başlıklar halinde değineceğiz. Önce tıpla başlayalım. Acaba DNA teknolojileri tıpta nasıl kullanılıyor? Rekombinant DNA denen şeyi hatırlarsınız. Bunlar doğada kendiliğinden oluşmayan, laboratuvar ortamında üretilen DNA molekülleri. İşte bu süreci içinde barındıran teknolojiye rekombinant DNA teknolojisi diyoruz. Rekombinant DNA teknolojisinin tıpta hizmet ettiği ilk iki şey büyüme hormonu ve inüsilinin laboratuvar ortamında kolaylıkla üretilmesi oldu. Bu teknoloji ortada yokken büyüme hormonu ve inüsilin elde etmek oldukça zahmetli bir işti. Bunları önce sağlıklı bir hayvandan alıp saflaştırma işlemine tabi tutarak sonra da hastaya aktarmak gerekiyordu. Fakat rekombinant DNA teknolojisi sayesinde artık tüm bu proteinleri E. coli adlı bakteride üretebiliyoruz. E. coli ya da daha aşina olduğumuz adıyla kolibasili tahmin edebileceğiniz gibi sürecin sonunda ortaya gayet kültürlü proteinler çıkarıyor. Doğrusu tıpta yeni bir çığır açan bu teknoloji şimdiye dek sayısız hasta için bir kurtarıcı oldu ve olmaya da devam ediyor. Gelelim aşılara. Aşılar DNA teknolojisinin ihya ettiği bir diğer uygulama alanı. Aşı dediğimiz şey bir süre öncesine kadar Belirli bir hastalığa yol açan bir üsterin laboratuvar ortamında zayıflatılarak insanlara enjekte edilmesinden ibaretti. Zayıflatılmış patojenlerin vücuda girmesiyle bağışıklık sistemi derhal harekete geçiyor, bu mikroplara karşı stratejik bir savaş başlatıyor ve nihayetinde zaten zayıf durumda olan düşmanı bütünüyle etkisiz hale getiriyordu. Bir savaş tatbikatını andıran bu sürecin sonunda bağışıklık sistemi büyük bir deneyim kazanıyor bir dahaki sefere aynı düşmanla nasıl mücadele edeceğini öğrenmiş oluyordu. Geçmiş zaman kipiyle anlatıma bakmayın. Aşı uygulamasıyla amaçlanan şey bugün de aynı. Vücudun bağışıklığını güçlendirmek. Ne var ki geleneksel yöntemlerle üretilen aşılar kimi zaman ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Vücuda enjekte edilen mikroplar yeterince zayıf değilse bu göz göre göre hastalığa davetiye çıkarmak demek oluyor. Bir hastalığa karşı önlem almak isterken o hastalığa yakalanıyorsunuz. Ne kötü öyle değil mi? İşte DNA teknolojisi tam da bu noktada devreye giriyor. Aşılanacak virüsün dış kabuğu bütünüyle değiştiriliyor. Ve patojen mikroorganizma adeta bir konu mankenine dönüşüyor. Yani artık sizi hasta etme ihtimali yok. Bu hem düşük maliyetli hem de risk taşımayan bir yöntem. Daha güçlü bir bağışıklık sistemi için ideal. Mesela hepatit B, sıtma ve uçuğa yol açan herpes simplex virüslerine karşı koruma sağlayan aşılar, rekombinant DNA teknolojisiyle üretilen aşılardan bazıları. Tabii DNA teknolojisinin tıptaki varlığı bununla sınırlı değil. Başka uygulama alanları da var. Örneğin adli tıpta. Yani faili meçhul suçların aydınlatılmasında. Nasıl mı? Şöyle bir organizmanın genom adı verilen kalıtsal materyali üzerinde protein kodlamayan DNA kısımları bulunur. Bunlara kimi zaman çöp DNA da deniyor. Fakat bu yakıştırma sizi yanıltmasın, çöp DNA'lar adli tıp uzmanları için çok şey ifade ediyor. Olay yerinden alınan DNA örneklerinde inceledikleri şeylerden biri, 2 ila 6 bas çifti uzunluğunda tekrar eden kısa nükleotit dizileri. Bu dizilere genetik bilimi ve adli tıp terminolojisinde STR deniyor. Bu İngilizce bir kısaltma. Türkçe karşılığı kısa ardışık tekrarlar olan ve her genomda bol miktarda bulunan STR yapısal anlamda kişiye özel dizilim modelleri ortaya koyuyor. Diğer bir ifadeyle bu kısa diziler genetik parmak izi niteliğinde. Adli tıp uzmanları toplanan DNA örneklerindeki STR'yi mercek altına alıyor ve işlenen suçun failini belirleyebiliyorlar. İnceledikleri bir diğer şey ise kalıtsal olarak sadece anneden geçen mitokondriyal DNA. Keza bu da bir tek hücre içinde bol miktarda bulunan bir DNA türü. Yani olay yerinden toplanan organik deliller çok az bile olsa yalnızca birkaç hücredeki mitokondriyal DNA'dan suçlunun kimliğine dair çok isabetli sonuçlar çıkarmak mümkün. Adli tıp alanında kullanılan bir diğer teknikte Y kromozomu üzerindeki STR'lerin izinin sürülmesi. YSTR analizi adı verilen bu teknikle sadece erkekte bulunan Y kromozomu üzerinde belirli aralıklarla tekrarlanan kısa nükleotit dizileri analiz ediliyor ve sonuçlar zanlının DNA'larıyla karşılaştırılıyor. Evet, DNA teknolojisi günümüzde faili meçhul suçların aydınlatılmasında çok önemli roller üstleniyor diyelim ve geçelim bir diğer uygulama alanına. Tarım. Genetiği değiştirilmiş organizma ifadesini duymuşsunuzdur ya da kısaltmasıyla GDO'yu. Bugün bilim insanları tarım ürünlerinin genetik yapısına da doğrudan müdahale edebiliyor. Peki bunu niye yapıyorlar derseniz, çünkü dünya nüfusu hızla artıyor. Evet cevap bu. Hızla artan bir nüfus, hızla artan talep demek. Arzın talebi karşılayabilmesi için mevcut tarım alanlarının ve zamanın en etkili biçimde kullanılması gerekiyor. Rekombinant DNA teknolojisi ile tarım ürünlerinin genetik yapıları üzerinde bir takım değişiklikler yapılıyor ve ortaya olumsuz çevre şartlarına karşı oldukça dayanıklı tarım ürünleri çıkıyor. Örneğin haşerelere ve zararlı ot öldürücü kimyasallara dirençli ekinler yetiştiriliyor. Hatta tarladan sebze meyve haline taşınırken yolda daha uzun süre dayanabilsin diye olgunlaşması genetik olarak geciktirilmiş tarım ürünleri de yetiştiriliyor. Tabii bu genetik müdahalelerin doğrudan çiftçiyi ilgilendiren bir yanı da var. Düşünsenize, geçiminizi ziraatle sağlıyorsunuz ve tarlanıza musallat olan bir tür bakteri ya da virüs bütün bir yıl emek verdiğiniz mahsulünüzü mahvediyor. Oysa tarlanızda genetik yapısı değiştirilmiş bir ürün yetiştiriyorsanız böyle bir riski göz almak zorunda kalmıyorsunuz. Çünkü yetiştirdiğiniz ürün o bakteriye ya da virüse karşı dirençli oluyor. Yani gayet garantici bir üretim şekli. Evet, rekombinant DNA teknolojisinin uygulama alanları ana başlıklarını bu şekilde sıralayabiliriz. Başka bir videoda görüşmek üzere.